Hoş geldiniz, hoş geldiniz değerli dostlarım, arkadaşlarım, imtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Bundan sonra sizin tarih severlere vereceğim isim budur yani. Sizler imtiyazlı insanlarsınız, imtiyazlı insanlarsınız yani. Neden? Çünkü tarih bilmek ayrıcalıktır. Tarih bilmek geçmişini, bugünü, geleceği bilmek demektir. Tarih bilmek dinleri bilmek demektir, siyaseti bilmek demektir. Ekonomiyi, bilim, her şeyi bilmek demektir yani. Onun için bütün tarihe meraklı olan insanlar, öğrenmeye gelen insanlar hoş geldiler, hoş geldiler. Ve her zaman hoş geleceklerdir yani. Hoş gelecekler. Kanalımız günden güne büyüyor. Cengiz Altın, Türk Turanlar tarihi günden güne büyüyor. Büyüyor. Bugünkü konumuz Burçin. Konumuz neydi bugün? Hikmet, Besili sana sormuyorum. Besili'ye sormuyorum. Bu bir konumuz, kanalımıza gelip abone olan arkadaşlarımız. Abone olan. Güzel, tarih sever insanlarımız ya. Yani. Bunlar nereden geldiler? Bunlar Özbekistan'dan geldiler. Bunlar Çin'den geldiler. Bunlar Rusya'dan geldiler. Bunlar Kırım'dan geldiler. Bunlar Azerbaycan'dan geldiler. Bunlar Türkmenistan'dan geldiler. Gelen insanlar yani. Ve diğer Amerika'dan gelen var, Almanya'dan, her taraftan gelen insanlarımız var ya. Bu insanlarımız Türk Turan tarihini öğrenmeye geldi. Benim kardeşlerim. Minu düğün bayna, iç bayna. Kardeşlerim. Geldiler. Gelecekler. Bizi onurlandırdılar. Özellikle bu konuda çok mutluyum ya. Geldiler. Kanalımı şereflendirdiler. Dediler hocam, gizlenen Türk tarihimizi, Turan tarihimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Bize dedik, şunu her zaman söyledim ben. Bu gizlenen tarihimizi anlatmak Ulu Önder Atatürk'e ve Türk dünyasına borcumdur. Bu gizlenen tarihi, orijinal kaynakları, yaşamış olduğum İsviçre'de, Latince kaynaklardan, Fransızca kaynaklardan, İngilizce kaynaklardan, kitapların içinden orijinal kaynakları, ana kaynakları çıkartıyorum. Bu Türk'ün, Turan'ın gizli tarihidir. Düşün, ulaştığım kitap sayısı kütüphanelerden 700 bini geçti arkadaşlar. 700 bini geçti. İnanılmaz, korkunç bir tarihimiz var. Saklanan bir tarihimiz var. İnanılmaz saklanmış ya. Amacım gecemi gündüzüme katarak, hiçbir beklenti içinde olmayarak ve hiçbir şeye tamah etmeyerek asla bu borcumu bu milletime, Türk dünyasına, Ulu Önder Atam'a ödeyeceğim. Burada ne kadar çok olursak abone olursak ve insanlarımıza bu anlatmış olduğumuz bilgileri, tarihi bilgileri, orijinal kaynakları aktarırsak, çünkü bunlar hepsi anlatmış olduğum şeyler, hepsi bir ansiklopedidir ya. Yazın bunu bir kenara. Değil mi? Benden başka insan yok. Yok. Herkes bir masal dünyasında ya. Ama biz gerçekleri çıkartıp ortaya koyuyoruz. Koyacağız. Ne dersin Hikmet? Biliyorum sen de kızgınsın ama bizim şu Besili tarihçi bozuntusuna. Farkındayım. Hoş, sen de kızıyorsun yani bu
Besili. İbrikçi. İbrikçi. Fena değil İbrikçi. Yazanım bir ki. İbrikçi, Besili tarihçi. Ya. Neden kızıyoruz bunlara? Besillere. Çünkü gerçek tarihimizi asla. Asla. Çünkü bunlar Batı'nın özel yetiştirmeleridir bunlar. Özel olarak yetiştirmiş bunlar yani. Ya. Özel olarak yetiştirmiş takımdır bu İbrikçi takımı. 10 bin yıllık en az, bakın en az diyorum, 10 bin yıllık kanıtlanmış atamızın 1937 yılında dünyaya ilan etti. Anadolu en az 10 bin yıllık Türk yurdudur demiştir. Demiştir. Çıkartmıştır, koymuştur. Orijinal kaynaklarla dünyanın suratına vurmuştur. Ama 1940 yılından sonra, 40 yılından sonra o İngilizlerden aldığımız 72 milyon sterlin karşılığında okullarımızdan Atatürk'ün Türk tarih dersleri kaldırılmıştır. Kaldırılmıştır. Yerine ne konmuştur? Yerine Yunan Latin tarihi konmuştur. Sözde. Sözde. Kim istemiştir bunu? Batı istemiştir yani. Aman demiş Atatürk'ün tarih dersleri kaldırın. Türk tarihini kaldırın. Yerine Yunan Latin tarih tercihini koyun demiştir. Ya. Manası derindir arkadaşlar. Manası çok derindir. Kardeşlerim, duyuyor musunuz beni? Bütün Türk dünyasından olan kardeşlerim. İşte budur ya. Kıssadan hisse budur işte. Geldiler 1940'tan sonra o şanlı Türk'ün, Turan'ın tarihini unutturmaya çalıştılar. Ve hala çalışıyorlar. Bu Besili, yok İbrikçi, yok Valizci takım. Ya neymiş? Neymiş efendim? Neymiş? Ah. Türkler Anadolu'ya 1071'de geldi. Malazgirt Savaşı'yla falan. Breh breh breh. Ha babam ha ha ha. De babam de de de. Ya. Şimdi niye? Batı böyle işliyor. Bunlar diyor ki ötme bülbül ötme, şen değil bağım, böyle sallayacaksın diyor. Sen sakın diyor, 10 bin seneden beri Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu söylemeyeceksin diyor. Ama diyor bir masama alacaksın diyor. 1071'de Anadolu'ya geldiniz diyor. Ne kardeşlerim? Minu, minu dugun. İşte böyle tarihçi bozuntuları meydandalar işte. Ya. Anadolu'ya 1071'de, Anadolu'ya 1071'de en son gelişimiz. En son. Bak. Vay 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 vay. Hala gençlerimizin beynini yıkıyorlar. Unutmayacağız. Türk tarihimizi bu besillere rağmen, Özbek kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize, Çin'deki kardeşlerimize, Rusya'daki kardeşlerimize, Kırım'da kardeşlerimize, Azerbaycan'da kardeşlerimize, her yerde, Kıbrıs'ta, Kebir, her yerde, hepsini anlatacağız ya. Türk'ün nerede yaşadığı yer? Türk'ün yaşadığı her Türk'e anlatacağız bu tarihimizi ya. Muhteşem tarihimizi anlatacağız ya. Onlar bilecekler ya. Nerede yaşadı? Nerede yaşasınlar, yaşasınlar? Türk tarihi, Turan tarihi muhakkak bilecekler ya. Muhakkak bilecekler. Kendilerine konuşacaklar. Dost muhabbetinde, arkadaş muhabbetinde başka bir şey konuşurken Türk'ün tarihini anlatacaklar ya. Neden? Çünkü artık Türk'ün gerçek tarihi, saklanan tarihi ortaya çıkmıştır. Ok yaydan fırlamıştır, gitmiştir. Geriye dönüş yoktur. Ben bu yola kellemi koydum yani. Asla geri dönmem. Asla geri dönmem. Dedim ya, Ulu Önder Atatürk'e ve Türk dünyasına, Türk Turan dünyasına borcumdur. Borcumdur. Anlatmamız lazım. Öğrenecek gençlerimiz, öğrenecek. Hoşçakalın. Ne diyorsun?
Onlar da biraz sessiz kaldılar ağabey. Sessiz kaldılar, dinliyorlar. Dinliyorlar. Ve yukarıdan ibrikçi, kötü şekilde bakıyorlar ya. Dur, dur. Sakin ol, sakin ol. Aa, sakin. Biliyorum, biliyorum. Kızgınsın, kızgınsın. Ama ne demişler? Kızgın sirke küpüne zarar. Kızgın sirke küpüne zarar. Bu fena değil daha, değil mi? Güzel. Güzeldi. İşte bunlara karşı dediğim gibi vereceğiz. Vereceğiz. İşte bu kardeşlerimize, bu kardeşlerimize, karındaşlarımıza hepsini öğreteceğiz. Yani. Tarihlerini. Biz nasıl ayrıldık ya? Türk dünyası nasıl ayrıldı? Turan dünyası nasıl ayrıldı ya? Bunları anlatacağız ya. Ne gibi oyunlar oynandı zamanında? Araya dinler girdi. Araya dinler girdi. Ya düşünüyor musunuz? Araya dinler girdi. Kimisi söyleyeyim, Yahudi oldu Türk, duramıyorum, Yahudi oldu. Kimisi Hristiyan oldu, kimisi Müslüman oldu, kimisi Budist oldu, kimisi gök tanrısına öz inancımıza kaldı, kimisi evangelist oldu. Ya işte böyle, ya birdenbire dağıldık. Dünyanın her yerine dağıldık arkadaşlar, dünyanın her yerine. Ben daha önce bazı şeyde anlatmıştım ya, Hazarlardan anlatmıştım ya. Hazarlardan anlatmıştım. Amerika'da bugün 570 bin kaplan soyadlı insan bulunuyor. Kanada'dan Şili'ye kadar. Soyadlarına bakıyor. Hepsi Türk'tür. Kaplan soyadlar. Ağır soyadlar. Kaan soyadlar. Türk soyadlar. Şeker soyadıdır. Arkadaş anlatan bitmiyor ya. Nereye baktın Türk soyadıdır ya? Amerika'da. Hatta Baltimore'da bir grup bir tane DNA uzmanı soyadı Türkiye'nin. Bir hanımefendi de kendisi doktor. Onun ismi de Elizabeth Türkiye'nin. Soyadı Türkiye'nin. Bazılarının son kısmı K ile bitiyor, bazıları C ile bitiyor. Bunlar kendi arasında bir vakıf kuruyor ya. Türk soyadlı olanlar ya. Sayıları 200 bini geçiyor. Düşünüyor musunuz? Hep de elit insanlar ha. Düşünün okumuş veya doktor, moktor. Ya bu diyorlar Türk soyadı nereden geliyor bize? Türk soyadı bize nereden geliyor? Sonra bunlar kendi aralarında dedim ya işte vakıf kuruyorlar. İşte arasında buluşuyorlar. Buluşuyorlar. Tanışıyorlar. Bütün koca ülkeden gelip eyalette buluşuyorlar yani. Bu soyadı bize nereden geliyor? Türk soyadı bize nereden geliyor? Bakıyorlar işte. Sonuç neresi çıkıyor? Sonuç Kafkasya. Hazar Türkleri çıkıyor. Ya gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? İşte bize tarihimizi, gerçek tarihimizi hep unutturmaya çalışıyorlar ya. 81 seneden beri. Tekrar et Burçin. Kaç sene olmuş? Heh. Tam 81 seneden beri ya. Neymiş efendim? 1071'de dik Malazgirt'te Anadolu'ya girdik falan. Vay anasını vay. Ha babam ha. Fena değil ya. Fena değildi. Ve bu adamlar iyi mi ya? Bütün medyada baş köşelerdi ya. Besilyan takımı ya. Besilov takımı. Oradan arıyor. Çünkü niye? Batı böyle istiyor. Bunlara bunu söyleyin diyor. Sakın de gerçek tarihini, Türk tarihini anlatmayın diyor. Belki onlar da bilmiyordur. Biliyor işine gelmiyordur. Çünkü niye? Dava çıkar davası. Amudüyan. Amuduyla. Aa, fena değildik. İpek, nasıl buldun? İyi miydi? Aa, güzel. İpek'in takdirini aldık ha, iyi mi? Aa, yazayım bir kenara. Çünkü İpek sular çekiyor. Çünkü dedim ya, ibrikçi yerine bir geçirse ne yapacaksın? Ha babam, ha. Anladık, aman sinirli.
Bütçe duyunca tuhafını bulur. Gerçekten. İşte bize unutulmaya çalışan tarih yutturulmaya ve gençlerimizin beynini yıkamaya yavaş yavaş. Ya. Yavaş. Bravo. Adam bir de konuşurken şey gibi anlatıyor. Özellikle bunların bir de şeysi var ya. Karakterleri var, yapıları var. İnanılmaz. İnanılmaz yapılar var böyle. Konuşurlarken adam Yunan tarihini bir anlatıyor falan. Yunan tarihini bir anlatıyor falan. Aman babam. Yunan şöyleydi, Yunan böyleydi. İşte Aristoteles böyleydi, Sokrat böyleydi. Arkadaş adamlar şey anlatıyor. Lan bir Yunan kendi tarihini ben anlatamaz ya. Gerçekten böyle anlatamaz ya. Adam bir anlatıyor. Ballandıra. Anlatıyor. Aristoteles diyor, Aristoteles başka bir şey yok diyor. Vay. Sokrat. Ulan adam yazıyor, destan yazıyor. Yani. O Yunan tarihi yok böyle, inanılmaz diyor. Vay. Boyanasın sana seyirciler. Bunu bir şekilde yapıyor, değil mi? Sözüm ona, bunlar şeyci yani. Maydanoz yok. Yok, salatacık yok. Aha, sözde tarihçi. Hadi öyleyim, sözde tarihçi. Adam bunu anlatıyor, inanılmaz bir şey. Yunan tarihi varsa yoksa. Medeniyet onlardan gelmiştir. Uygarlık onlardan gelmiştir. Vay. Vay anasını. Acot. Aa. Adam nasıl bunu anlatıyor? Ballandıra ya. Karşıda gidiyor da bakıyor böyle şey gibi ya. Bu adam da gerçekten de şey ya. Bu adam ciddi anlıyor falan. Demişti ki özel. Bunlar çünkü özel geldi ya bu tarihçiler falan. Ama adam bilmiyor ki Aristoteles adam kendisi yazmış zaten. Biz diyor arasa diyor Mısır'a giderdik diyor. Mısır'a. Firavunların oraya diyor. Oradan da bilgileri aşırırdık diyor. Düşünün. Neymiş? Medeniyeti onlar kurdu. Uygarlığı onlar kurdu. Neyse söylemeyeyim. Yakışmaz. Ulan Yunan'da zaten kadın diye bir şey yok be. O zaman senin Türk Turan tarihinde kadın hükümdar var. Kadın hanlar var ülkesini yönetiyor. Ama Yunan tarihinde kadın köpek kadar. Köpek kadar kadının değeri yok ya. Sapıkça ilişkileri olan bir toplumda bu. Neymiş benim? Yunanlar şey kurdu. Ne kurdu Hikmet? Uygarlık Yunanlar kurdu. Muhteşemiş onlar da. Adam bir anlatıyor. Ulan dersin anlatıyor arkadaş adam. Ya orada olsa böyle odun parçalarım var be. İlk yanında değil ya, değil mi? Ulan kadının olmadığı bir yerde, medeniyet mi olur? Ve şey adam. O anda diyorum ya, Türk dünyasında Tomris Hatun var arkadaşlar. Ya dünyaya, yöneten Tomris var. O senin uygarlığından geliyor. Türk Turan uygarlığından geliyor. Masagethanı Tomris var orada. Ama ona ne yapıyor? Varsıyor şu Yunan. Yunan aşağı, Yunan yukarı. Bu adamı her tarafta görüyorsun ya. Nasıl bir şey bu ya? Dedim ya, özel geldi bunlar, özel geldi kardeşlerim ya, bunlar özel geldi. Ben buradan Özbekistan'daki, Azerbaycan'daki, Kırgızistan'daki, Türkmenistan'daki, Çin'deki, Rusya'daki, Kırım'daki ve dünyanın her yerindeki Türklere söylüyorum ya, her zaman söylüyorum. Tarihinize sahip çıkın. Çıkmak zorundasınız. Yoksa sıfır olursunuz. Sıfır. Yok olur gidersiniz.
yok olur gidersiniz yani. Çünkü tarih demek özün demektir. Tarih demek mayan demektir yani. Maya, ah bizim mayalılar, ah. Manası derindir. Maya, Aztek, Toltek, İnka, ah. Aldık. Tarih beni götürüyor bir tarafa yani. Götürüyor. Burçin, desene bana bazen dur desene ya. Dur desene. Dur desene. Ya. Dedim ya. Maya deyince aklıma geliyor. Ah sormayın arkadaşlar ya. İmtiyazlı insanlar sormayın. İçinde bölümde anlatmıştım ama giden anlatacağım ya. Anlatmış olduğum Atlantis kayıp Mu kıtasını bunu üzerine basa ısrarla söyleyeceğim. O zaman yayınlara başladığım zaman bazı insanlar tiye aldılar bizi ya. Bu ne anlatıyor? Biz niye anlatmıştık? Üç ülkenin ortaklaşa çalışmasını anlatmıştık yani. Almanya, İngiltere, Amerika'nın yani. 3 sene süren ortaklaşa çalışması. Yani. Bütün dünyada Mu kıtası alakalı Atlantis'ti. Daha şeyden başlayıp, Çin'den başlayıp, siz söyleyin, bütün Amerika'nın olduğu gibi güneyine kadar Hindistan'dan tutun, bütün Avrupa, her tarafta yapılan ortaklaşa bir çalışmaydı bu. Kayıp kıta olan yani Atlantis yani Mu kıtasını burada biz anlatmıştık. Neydi? Taslak biçimiyle yani. Taslak biçimiyle anlatmıştık. Çünkü tarihi oradan 1.200.000 önceden başlatmıştık yani. 1.200.000 önceden başlatmıştık. Demiştim. Geçenlerde gördüm. Urşit. Ya pardon. İkmet. İbrikçi beni iyi dinle. Bak İbrikçi iyi dinle beni. Hastasının anlatılman lazım bu şeyleri ama bak. 1.200.000 senelik tarihti bu. Türk Turan tarihi. Tolteklerden gelen bir tarihti. Mu kıtasında başlayan bir tarihti yani. Bu taslak çalışmalarında şu geçiyordu yani. Turanların, Türklerin, Turanların evrim geçirdiği yer Mu'dur. Mu kıtasıdır yani. Bunu kanıtlamışlardı yani. Kanıtlamışlardı. Söylemişlerdi. Biz de anlatmıştık. Bazıları dedim ya ciddiye almamışlardı yani. Aslında gerçekti yani. Gerçek, muhteşem bir gerçekti. Dedim ya. İşte Fransa'nın bir kanalı var yani. Bir televizyon kanalı var. Belgesel kanalı. Gösterdiler. Bunu bütün dinleyen, bütün dünyadaki Türkleri söylüyorum yani. Elimde keşke imkanım olsa o Fransız kanalını, belgesel kanalını koymak isterim de devlet televizyon olduğu için, özel televizyon yani. Koyamıyorum maalesef. Orada şunu gösterdiler. Fas'ta mağaralarda olan araştırmaları gösterdiler. Bunu gerçekleştiren de Leipzig Üniversitesi ve Bilim Kurulu gelmişler. Fas'ta mağaraların içinde araştırma yapıyorlardı. Ve özellikle bu son teknoloji aletleriyle beraber kayaların mağaraların içinde toprak katmanlarının arasında kafatası buldular ya. Yalnız kafatası ezilmişti ya. Onları buldular. İnsan kemiklerini buldular. Sonra tabii bunu güzelce çıkarttılar. Sonra bunu bilim kuruluna gönderdiler yani. Kafataslarını bilim kuruluna gönderdiler. Özellikle batıdaki bilim kuruluna gönderdiler. Ve herkes şunu merak ediyordu yani. Kafatasın yaşını ya. Bu kafatası kaç yaşındadır? Herkes kendi kafasına göre bir tahmin yaptı. Kimisi 20.000 sene diyor, kim 30.000 sene diyor, kim 10.000 sene diyor. Sonuç geldi. Sonuç ne çıktı? Kafatası 300 bin yıllık. Ya. Daha sonra konuşan bir tane bilim adamı, bu da kendisi Faslı olan bir insan, dedi ki, bizim burada bulunan insan kemiklerinin yaşı da 700 bin senelik dedi. Ya. 700 bin senelik dedi. Ve ekledi. Eklemişti. Yaptı kendisi. Şunu söyledi. Bizim dedi, ülkenin Fas'ın dedi, Atlantis yani Mu kıtasıyla bağlantısı vardır dedi. Ve burada yerleşim dedi, bu mağaralarda yaşam dedi,
Bundan dedi, tam 1 milyon 200 bin sene önce burada vardı dedi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? 130 sene sonraki yapılan araştırmalarda ya. O adamlar ne muhteşem adamlar olmuş ya. 1894-1897 yıllar arasında bu araştırma yapanlar ya. Ne muhteşem adamlar olmuş, görüyor musunuz? İşte bu da Fars'ta çıkan şey işte. Fars'ta bilim adamı dedi ya. Bizim dedi, Mıhtas'ı dedi, alakamız var dedi. 1 milyon sene dedi, 1 milyon 200 bin sene dedi. Çünkü orayı biliyoruz kimlerin kurduğunu. Orayı da Turanlar kurmuştu. İspanya'yı kurdukları gibi. Fransa'yı kurdukları gibi. Çünkü niye o zaman? Mıhtas'ı çok yakındı bunlar ya. Mıhtas'ı bunlar çok yakındı. İnanılmaz. Yakınlıkları vardı. Dedim işte. Ya gurur duydum kendime ya. Gerçekten bazen bakıyorum, değil mi? Tarihin en ince, en ayrıntılarına kadar inerim ya. Çünkü ben tarihi yaşarım. Tarihi yaşarım. İnce noktasına kadar çıkartırım. Sizlere anlatırım ya. Anlatırım. Gerçek tarihi. Ve o insanların söylemesiyle, o insanların söylemesiyle bizim anlatmış olduğumuz Hun kıtasının ne kadar gerçek olduğu tasdiklenmiştir. Ne kadar gerçek olduğu tasdiklenmiştir. Ya. Özellikle son teknolojik aletlerle yani. Düşünün ya. Bundan 130 yıl önce yapan insanlar da bu kadar şey alet yok diyor. Ama ona rağmen bile bu insanlar muhteşem insanlarmış. Taslak biçimini mükemmel yapmışlar. O zaman anlatmıştık yani. 4 harita üzerine yapmışlardı. İlk kıyamet 800 bin sene önce kopuyor. İkinci kıyamet 200 bin sene önce kopuyor. Üçüncü kıyamet 80 bin sene önce kopuyor. Dördüncü kıyamet bundan 11 bin 400 sene önce kopuyor. Yani. En son kıyamet zaten şeyde geçiyor. Yani. Bugün İngiltere'deki Maya tabletlerinde geçiyor. Yani Maya tabletlerinde geçiyor. Çünkü Maya tabletlerinin ismi Turan tabletleri. Bakın Turan tabletleri. Adamlar o zaman muhteşem çözmüşler yani o dil bilimciler. Turan tabletleri orada geçiyor. Ya. İşte Türk'ün Turan'ın böyle bir tarihi vardır. Türk'ün böyle bir tarihi vardır. Konuşmuş olduğum Meksikalı bir profesör de aynısını bana söylemişti ya. Anlattıklarının hepsi doğrudur demişti ya. Doğrudur demişti. Maya, değil mi? Toltek, Maya, Aztek, İnka. Ya. Aztek, Toltek, Maya hepsinin ama tek bir şeysi vardır. Kelime anlamı özde bir demektir. Özde bir, birlikte bir anlamı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Tarih böyle. Tekrar buradan bütün gelen kardeşlerime, dünyanın her tarafından gelen kardeşlerime, Minu Duguin kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Onları çok seviyorum. Çoğaldık. Onlara buradan saygılarımı sunuyorum. Hep beraber olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Diri olacağız. Dediğim gibi. Buna ihtiyacımız var. Tarihimize ihtiyacımız var. Ne mutlu bize. Muhteşem bir tarihimiz var. Tarih Türk'le başlar. Derlerdi bir zaman. Türk'ü kaldırırsan tarihten tarih diye bir şey kalmaz derlerdi. Ya manası derindir arkadaşlar. Manası derindir ya. Geldik. Yine bir taşlama yaptık. Hurşit, Hikmet buradalar. İbrikçiz her zamanki gibi. İbrikçi, Besili saklanmış. Anlattık. Ne zamanı geçti. Perdemizi kapatıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyoruz. İmtiyazlı insanlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Saygılarımı, hoşça kalın.